Merhaba, Faber-Castell Mandala Atölyesi'nde bugün yine rengarenk bir mandala çizeceğiz. Önce çizeceğiz, hazırlayacağız. Daha sonra Faber-Castell'in rengarenk boya kalemleriyle renklendireceğiz mandalamızı. Mandalamızı boyarken yine keçeli kalem ve kuru boyaları birlikte kullandık. Ben özellikle kuru boyaları keçeli kalemle birlikte kullanmayı çok seviyorum ve faydalı buluyorum. Çünkü kuru boyaların keçeli kalemde olmayan bir özelliği var. Bu da renk geçişleri sağlayabilmemiz. Ya birbirine yakın renk tonlarını bir arada kullanarak aynı alan içerisinde çok güzel renk geçişleri hazırlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu degrade geçişleri farklı tonlarda ya da farklı birbirine zıt renkleri kullanarak da deneyebilirsiniz. Mandalamızın çevresini yine benim favori ürünüm, Faber-Castell'in en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi olan metalik pastel boyalarla boyadık. Bu metalik pastel boyaların bir özelliği, birazdan resimden daha yakından göstereceğim size. Çok parlak, canlı, ışıltılı bir renk veriyor. Dolayısıyla mandalamızı biraz daha öne çıkarmamıza yardımcı oluyor zeminde kullandığımızda. Yine keçeli kalemlerden bahsedelim. Kullandığımız keçeli kalemlerden. Fırça uçlu kalemler ucu hem ince hem de fırça gibi olduğu için geniş alanları rahatlıkla boyayabilmemizi sağlıyor. Eğlenceli keçeli kalemlerin ucu ince, küçük alanları rahatlıkla boyamamızı sağlıyor ki renk alternatifi çok fazla bu eğlenceli keçeli kalemlerde. 50 farklı renk tonuna kadar paketler bulabilirsiniz. Mandalamda çok renk kullanmak istiyorum derseniz eğlenceli keçeli kalemleri tercih edebilirsiniz. Yine benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi de jumbo kalem. Geniş alanları boyamak için imdadınıza yetişiyor. Çok rahatlıkla ve keyifle boyama yapabiliyorsunuz.